Evet, sevgili gençler, tekrar kaldığımız yerden devam edecek olursak, pankreasta iki bölge karşımıza çıkıyor bizim. Birincisi Langerhans adacıkları dediğimiz bizim esas hormonla ilgili olan kısım, bahsedeceğimiz burası hormon salgılayan. Diğer taraftan ise pankreasta lob hücreleri ve asinüs hücrelerini bulunduran asinar bölgesi diyoruz bunlara. Bunlar neye benziyor? Böğürtlene benziyor. Böğürtlen gibi. Böğürtlen görünümlü. Bunlar da asinar diyoruz bunlara. Acinar veyahut da asinar. Buradan da enzimler salgılanıyor. Biraz evvel bahsetmiştim. Salgıladığı protein sindirim enzimleri, proteinazlar, diğer taraftan lipazlar, nükleazlar gibi enzimleri bu bölge bunu şunlar salgılıyor. Dikkat edecek olursak pankreasın büyük bir kısmı, yaklaşık olarak %80-90'lık kısmı bu şekilde enzimleri salgılamak üzere görev görüyor bunlar. Burada da görüldüğü gibi bu şekilde hepsi bunların. Ama bir de burada mor olarak gördüğümüz kısım var ki buna da Langerhans adacıkları diyoruz. Langerhans adacıklarında ise iki tip hücre var. Bir alfa hücreleri, diğeri ise beta hücreleri olmuş oluyor. Alfa hücreleri, alfa Türkçe söyleyecek olursak, Türkçedeki gibi Latince'de A ile gösterecek olursak, bunlar glukagon salgılıyor. Beta hücreleri ise bunlar da böyle gibi düşünün, insülin salgılıyor. Burada bir ipucu verecek olursak sizlere, alfabe olarak düşünün olayı. Alfabetik olarak. Hani zaman zaman karıştırılıyor. Acaba alfa mı glukagon salgılıyordu, beta mı glukagon salgılıyordu, beta insülin mi salgılıyordu, glukagon mu salgılıyordu diye. Burada şöyle bir mantık yürütebilirsiniz. Alfabede önce gelen nedir? A, B'den önce gelir değil mi? Peki G, İ'den önce gelir mi? Evet. Dolayısıyla önce gelen bu, önce alfabede, bu ise alfabe olarak sonra geliyor. B A'dan sonra geliyor. G de C, İ de G'den sonra gelmiş oluyor. Bu şekilde düşünerek karıştırıyor iseniz işin içinden çıkmanız mümkün, işinizi kolaylaştıracak demektir. Peki bunlar nasıl şey yapılıyor diyecek olursak, peki burada Wirsum kanalı var. Gördüğümüz gibi Wirsum kanalı içerisinde neler var? Bir, kan damarları var. Bakın bu gördüğümüz kırmızılar, şunlar kan damarları olmuş oluyor. Pardon, düzeltiyorum. Şu burada mor ile gösterilen kan damarları, şunlar kılcal diyelim bunlara. Kılcallar kan yoluyla ne yapıyor? Buradan hemen gerekli yere iletilmek üzere götürülüyor. Diğer taraftan Wirsum kanalı içerisinde özel o asinar hücrelerinin salgılamış olduğu enzimler sayesinde bunlar da aynı şekilde buradan özel kanallarıyla, enzim salgılandıktan sonra kanallarla boşluğa Wirsum kanalıyla water kabarcığından ince bağırsağa, 12 parmak bağırsağına açılmış oluyor. Sindirim sisteminden de bunlar bilinecek. Evet. Salgılanan ilk hormon
insülin hormonu. İnsülin deyince hepimiz hatırlıyoruz etrafımızda. Son yıllarda, zamanlarda diyelim 20-30 yıl içerisinde miktar olarak biraz daha fazla nüfus arttıkça etrafımızda insülin kullananların sayısının arttığını görüyoruz. Burada sağlıklı bir insandaki kandaki glukoz düzeyi ne olmalı? Bu miktar önemli. Bilmeniz gerekiyor bunları. Bazen verebiliyorlar. Bu kadardır deyip ondan sonra yorum yapmanızı isteyebiliyorlar. Bazen ise doğrudan doğruya sizin bu bilgileri bilerek aynı zamanda da yorumu yapmanızı da bekleyebiliyorlar. Normal sağlıklı bir insanda yaşa kiloya bağlı olarak da tabii bazı değişiklikler ufak tefek olabilir. Ama kandaki düzey 90 miligram bölü 100 mililitredir. Bu şekilde ise normal diyoruz buna. Eğer glukoz miktarı bunun üzerine çıkacak olursa bu sefer şeker var demektir. Şeker artmış demektir. Hatta insanlar söylerler şekerim artmış veyahut da şekerim düşmüş. Ne şekeri bu? Tabii ki kandaki şekerden, glukozdan bahsediyoruz. Bundan bahsetmiş oluyoruz. Bu kan nereye dolaşıyor? Kan pankreasa da gidiyor tabii ki. Pankreastaki reseptörler hemen bunu algılıyorlar. Ve bunun üzerine hemen algılama sonucunda pankreastan neresindendi? Pankreastaki öncelikle beta hücreleri insülin salgılıyordu değil mi? İnsülin hormonu salgılanır ve glukoz miktarını normal değere çekmeye çalışır. Peki burada insülinin etkisi ne demektir? Kan şekerini düşürür. Nasıl düşürüyor diyecek olursak, hadi biraz önceki dersimizde söylemiştik ya neden için nasıllarla sorular soruyoruz diye. Nasıl düşürüyor diyecek olursak, burada kan pankreasa da geldiğinde reseptörler algıladı ve insülin salgılandı. İnsülin salgılanınca insülinin etkisiyle şuraya yazalım. İnsülin kandaki glukozun doku hücrelerine geçişini hızlandırır. Artar. Ha bu arada bir ekstra bilgi olarak şunu da söyleyelim. Beyin hücrelerimizin insüline ihtiyacı yoktur. Beyin hücrelerinin insüline ihtiyaçları yok. Niye yok? Gerek yok ki. Zaten beyin hücrelerinde doğrudan doğruya kandan glukozu beyin hücrelerine geçişi var. Engel olabilecek bir durum söz konusu değil. Ama diğer hücrelerde insülinin giderek gider hücre doku hücresi diyelim. Hücresi insülinin ismine dikkat edelim. İn var burada değil mi? Protein yapılı bir hormon. Doku hücresine gittiği zaman hücrede reseptör var. Almaç diyoruz değil mi? Daha çok reseptör olarak geçiyor. ÖSYM sorularında da almaç alıcı yapılar, proteinler diyoruz. Doku hücresi reseptörüne etki eder ve zardan hücrenin yani hücrelerin zarlarından glukoz geçişini sağlar. Bu şekilde bir etki mekanizması var. Sonuç normal değerlere düşer. Peki sadece bu arada bir yanılgı var onu da söyleyelim. Bu yanılgıya düşmeyelim. Sadece görevi şey değil. Şeker düzenlemesi yapmak değil.
Neler yapıyor diyecek olursak, bu arada kanımızdaki glukozun fazlası bir kısmı hücrelerimize geçişi yaptı. Doku hücresine geçiş dedik, değil mi? Peki geriye kalan kandaki fazla olan glukozları ne yapacak? Onu da karaciğerimizde ve kaslarımızda glikojene dönüştürür. Böylelikle glikojen olarak depo edilmesini sağlar. Bu yeterli mi? Yeterli değil. Bir de bunun yanında ne yapması lazım? Depo edilmiş glikojenin yıkılmasını önlemesi gerekiyor. Bir taraftan yıkılacak olursa kandaki değer tekrardan kan şekeri düşer mi aşağıya doğru? Düşmez. Kan şekeri. Eğer depo edilmiş glikojenin de yıkılmasını önleyecek olursa bu arada engelleyici faktörlerden birini daha ortadan kaldırmış olur. Yoksa kan şekerinin düşmesi mümkün olmayacak demektir. Aynı zamanda şimdi ne dedik? Bir, kan şekeri düzenlemesi. Onu da nasıl yapıyor? Bir diyelim kan şekeri düzenlemesi, kan şekerini düşürerek yapıyor. İki, depo edilmiş olan glikojenin yıkılmasını önlüyor. Üç, aynı zamanda glikozun fazlasının karaciğerde glikojene çevrilmesini sağlıyor. Bakın, kandan hücrelere geçiş bir, kandaki fazla şekerin glikojene çevrilmesi iki, depo edilmiş olan glikojenin yıkılmasını önleme 3 ve son olarak da görev olarak söyleyebileceğimiz protein sentezi ve yağ sentezini uyarıyor. Hatırlayın daha önceden de bahsetmiştik, değil mi? Hormonlardan bahsederken protein sentezi ve yağ sentezi doğrudan şekerle ilgili idi. Yağlar, proteinler neye? Şekere çevrilebiliyor glukoza. Glukozla da ihtiyaç olursa tekrardan protein ve yağlara çevrilme sağlanabiliyor diyoruz. Kim yapıyor bu işi? İnsülin hormonu yapıyor diyoruz. Bir diğer hormon ise glukagon hormonu. İnsülinin antagonistidir. Evet, bu kelimeyi daha önceden bahsetmiştik. Zıt çalışma anlamına geliyor. Zıt çalışan demek antagonist. İnsülin ne yapıyorsa tam tersini de glukagon yapıyor demektir. İnsülin yükseltiyorsa glukagon düşürecek demektir. İnsülin düşürüyorsa ki şekerde olduğu gibi burada glukagon yükseltecek demektir. Tabii ki buradan bildiğimiz gibi insülin düşürüyor kan şekerini, glukagon ise yükseltiyor diyoruz. Kandaki glukoz oranı ortalamanın yani 90'ın altına düştüğü zaman hangisi devreye giriyor burada otomatik olarak? Glukagon hormonu devreye giriyor. Ne olacak peki? Şeker üretecek. Bir yerlerden bulup şekeri üretmesi lazım. Peki nereden üretecek bu şekeri alacak? Öncelikle karaciğerimizdeki glikojenin yıkımını sağlar. Glikojen glikoza dönüşür ve glikozun kana salınımı artar. Böylelikle hücrelerin ihtiyacı olan şeker karşılaması yapılmış olur. Aynı zamanda bir diğer etkisi ise yağ dokularından yağların yıkımını sağlar. Niçin? Sebep glukoz üretmek için. Evet. Glukoz üretmek amacıyla yağ dokularından yağların yıkımını gerçekleştirir diyoruz. Evet, şematik olarak açıklayacak olursak bunu ne söyleyebiliriz? Burada yine daha evvelden buna benzer bir senaryoyu nerede görmüştük? Hatırlayacak olursanız kalsiyum metabolizmasında görmüştük. Kandaki değer, değil mi? Bunun
üst kısmında yüksek düzeyde glukoz olacak olursa glukoz yüksek. Yüksek glukoz ne yapıyor? Hemen gidiyor pankreastaki reseptör hücreleri tarafından algılanıyor. Reseptör hücreleri tarafından algılanınca ne yapıyordu? Beta hücreleri hemen buradan insülin salgılıyor. Pankreastaki beta hücreleri insülin salgılıyor. Reseptör algıladı. Beta hücreleri insülin salgıladı. İnsülinin etkisiyle evet, hücrelere geçiş kolaylaştırılmış oldu. Böylelikle normalde hücrelerde reseptörler var. Hücrelerdeki şöyle düşünün, bu hücre zarı, hücre zarında reseptör var. Bu şekilde içeriye de glukozlar geliyor. Buradan bir sürü glukoz giriş yapacak. Önce bunlar reseptörlere dokunduğu andan itibaren hemen buradan hücre zarı geçirgenliği artıyor. Glukoz geçirgenliği artıyor. Glukoz geçirgenliği artınca burada bulunan glukozlar o hücrenin içerisine girmiş oluyor. Burası hücrenin dış kısmı, burası hücre içi olarak düşünecek olursak hücre içerisine alınır. Daha sonra glukozdan ATP üretilerek gerekli olan çevrimler gerekirse yağ, proteine vesaireye çevrim yapılmış olur. Ne oldu? Başlangıçta glukoz yüksekti. Sonuçta glukoz, hatta bunu kırmızıyla belirtelim. Glukoz normal duruma geldi. Peki bu birinci durum, yani kandaki glukozun yüksek olması. Eğer kandaki glukoz seviyesi düşecek olursa o zaman ne gibi durumlar ortaya çıkıyor diyecek olursak, düşük glukoz durumunda yine pankreasın reseptörler algılar. Bu sefer de alfa hücreleri, neredeydi bu alfa hücreleri? Langerhans adacıklarında. Alfa hücrelerinden glukagon salgısı gerçekleşir. Biraz küçük olduğu için okuyabiliyor musunuz bilemiyorum. O yüzden yazıyorum arada. Glukagon hormonu salgısı ile sonuç, glukagonun etkisi nerededir diyecek olursak, bir defa ne yapıyor? Glukozu, aynen insülinin tersini yapıyor. Glukozu glikojene çeviriyor. Değil mi? Diğer taraftan yağ metabolizması ile ilgili olarak da yine aynı şekilde varsa glikojenlerin aynı şekilde depolanmasını sağlıyor glikojen halinde ve böylelikle glukoz miktarı kanda düşmeye başlıyor. Düşer, sonuç normale dönmüş olur. İkinci senaryoda bu şekilde gerçekleşmiş oluyor diyoruz. Tabii ki kanımızdaki damarlarda bulunan miktar önemli. 90 miligram bölü 100 mililitre demiştik. Biraz önce hatırlayacak olursanız şu gördüğümüz glukozların, bunların seviyesinin böylelikle çoğaldıysa hemen insülin devreye giriyor. Azaldıysa glukagon devreye girmiş oluyor. Her ikisi birlikte insülin ve glukagon vücudumuzda yine bir homeostatik denge, yani iç kararlılık, yaşayabilmemiz için değişen çevre şartlarına uyum sağlayabilme. Yedik, içtik, koştuk, enerji ham maddesi glukozu elde ettik. Daha sonra bunları ATP'ye çevirdik. Bu arada vücudumuzda boşaltım maddeleri oluştu vesaire. Tüm bu yaşam olayları için homeostatik denge sağlanması gerekiyor. Buna homeostatik denge diyoruz. Bunların olmasıyla. Burada en önemli hormonlar olarak insülin ve glukagon
hormonlarını da hemen böyle belirtiyoruz. Bunlarla ilgili sık sık soru geliyor. Bu arada onları da söyleyeyim. Eşeysel bezler ve salgıladığı hormonlar nelerdir diyecek olursak onlardan da kısaca bahsedelim. Yumurtalık hormonları birincisi. Eşeysel bezler dediğimiz zaman tabii ki iki tip. Dişide bireyde ve erkek bireyde nasıldır diyecek olursak dişi bireylerde yumurtalıktan salgılanıyor. Aynı zamanda bir de ne vardı? Böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden salgılanıyordu değil mi? Biraz evvel bahsetmiştik ondan. Diğer taraftan erkek bireylerde ise testislerde salgılaması yapılıyor. Yumurtalıktan dişi bireyin üreme sisteminde her ay bir yumurta üretilir. İki tane yumurtalık vardır. Şöyle rahimi düşünecek olursak bu şekilde iki tane yumurtalık var. Burada bir ay birinden yumurta üretimi sürekli olarak gerçekleşiyor. Buna menstruasyon döngüsü diyoruz. Döngü. Birinci ay bu ise, ikinci ay bu, üçüncü ay, dördüncü ay bu şekilde devam ediyor. Yaşam boyu nereye kadar? Menopoz dönemine kadar bayanlarda bu devam ediyor. Yumurtalıktan salgılanıyor. Peki nasıl oluyor bunlar diyecek olursak? Yumurtalık hormonları östrojen birincisi, progesteron ikincisi. Yumurtalıktan salgılanıyor bunlar. Daha evvel söylemiştik hatırlayacak olursanız hipofiz bezinden, hipotalamus tarafından hipofiz uyarılıyordu uyarıcı faktörüyle. Ondan sonra ardından da FSH ve LH üretimi gerçekleştiriliyordu. FSH üretimiyle birlikte folikül uyarıcı hormonla yumurtalıklar uyarılıyordu. Yumurtalık uyarılınca bir tane o ay diyelim, bir tane yumurta üretilecek. Peki bu nasıl yapılır diyecek olursak, bunu da yine FSH'ın etkisiyle bir folikül oluşturuluyor. Folikül oluşumu, ileride üreme sisteminde de yine bunu hatırlayacağız, göreceğiz. Folikül oluşumu, ondan sonra yumurtlama olayı var. Dişi bireylerde ovülasyon diyoruz. Daha sonra ise östrojen ve progesteron salgısı. Progesteron ile cinsiyet eylemlerinin diyelim gerçekleşmesi sağlanıyor. Birinci cinsiyet karakterleri ve ikinci cinsiyet karakterleri olmak üzere bunları da söyleyebiliriz. Peki, östrojen ve progesteronu bu şekilde karşılaştırarak bir taraftan da görevlerinden bahsedecek olursak, östrojen hormonu ikinci eşeysel özellikler dediğimiz özelliklerin ergenlik çağında özellikle ortaya çıkmasında etkilidir. Üreme organlarının değil mi? Ve meme bezlerinin gelişmesinde doğrudan doğruya etkili. Bu arada ikinci cinsiyet karakteri olarak ses incelirken diğer taraftan vücutta göğüslerde meydana gelen değişiklikler, kalça kısmında meydana gelen değişiklikler, ayrıca rahim duvarında mitozu uyararak rahim duvarının kalınlaşması, daha sonra da dökülmesi, adet döngüsü dediğimiz adet kanamayla birlikte rahim duvarının tekrar kendini yenilemesi gerçekleşiyor. Bu işi kim yapıyor? Östrojen hormonu yapmış oluyor. Bütün bu görevleri yapan östrojen hormonu.
Peki progesteron hormonu ne yapıyor diyecek olursak, rahim duvarının kılcal damar ağını zenginleştirir. Şimdi kılcal damarlar zenginleşecek olursa o zaman ne olur? Daha fazla kan gider. Kan çoğalacak olursa bu arada beslenme olur. Mitoz ile mitoz bölünme ile rahim duvarı kalınlaşmaya başlar. Embriyonun tutunabileceği kadifemsi yumuşacık ama kalın bir doku meydana gelmiş olur. Böylelikle hamileliğin devamı sağlanmış olur. Korpus luteum'dan ve özellikle hamilelik döneminde plasentadan östrojen hormonu ve progesteron hormonu birlikte salgılanarak böylelikle hem ikinci ceşey özelliklerinin ortaya çıkmasını hem de rahimde meydana gelen değişikliklerin ortaya çıkmasını sağlamış olur. Evet, şurada gördüğümüz gibi rahim yapısını biraz evvel ben kabaca çizimini yapmıştım. Bir yumurtalık var. Burada gördüğümüz yumurtalık yapısı görüyoruz. Her iki tarafta da yumurtalık var. Vücudumuzun sağ kısmı bize göre karşıdan bakana değil de karşımızda durana göre söyleyecek olursak sağ ve sol kısımlar olarak söyleyebiliriz. Burada yumurtalık var ve fallopi tüpü var. Bir de rahim var. Evet. Yumurtalıkta öncelikle folikül oluşumu var. Küçücük bir folikül. Daha sonra folikül gitgide büyüyor ve iyice olgunlaştığı zaman yumurtlama meydana geliyor. Her ay bu olay gerçekleşiyor. Bazı insanlarda genetik olarak yatkınlığı olanlarda anne babadan o özelliği almış olanlarda ayda iki tane hem buradan hem de buradan yumurta üretilebilir. Bu durumda çift yumurta ikizleri eğer döllenme gerçekleşecek olursa çiftleşme sonucunda çift yumurta ikizleri meydana gelebilir. Evet, yumurtlama olayı gerçekleşiyor. Oluşan yumurta tabii ki burada fallopi tüpünün fallopi tüpü ya da ne diyoruz buna? Döllenme kanalı diyoruz değil mi? Döllenme kanalını buradaki püskül benzeri, püsküllü yapılar tarafından yumurtalık yoklanır ve her üretilen yumurta buradan, her yumurta üretildiğinde içeriye alınır. Buradan içeriden daha sonra kanalda döllenme gerçekleşir. Döllenen yumurta yani zigot daha sonra endometriyum adını verdiğimiz şurada gördüğümüz şu rahim duvarına endometriyum rahim duvarı anlamına geliyor. Yerleşmesi sağlanır ve bu arada tabii bunların olabilmesi için bizim bahsettiğimiz östrojen hormonu ve progesteron hormonları bunların salgılanması sonucunda hatırlayın östrojen mitoz bölünmeyi uyarıyordu. Progesteron da kanlanmayı artırıyordu. Kan miktarını artırıyordu. Buna bağlı olarak besinler çok gidince burada ince bir durumda olan rahim duvarı şu şekilde ince olan rahim duvarı zamanla ne yapıyor? Kalınlaşıyor, bu hale geliyor şu şekilde. Hatta içe doğru böyle girintileri, çıkıntıları olabiliyor. Ve burada yumurta geliyor, zigot. Döllenmiş olan yumurta zigot geliyor, buralara yerleşiyor. Daha sonra burada embriyo büyüyerek gelişmeye başlıyor. En sonunda plasenta oluşumuyla beraber embriyo beslenmesini ve büyümesini devam ettiriyor diyoruz. Peki bütün bu olaylar neyle gerçekleşiyor? Birincisi östrojen ve progesteron hormonları.
rahim duvarının olgunlaşması, kalınlaşması ve bir diğer taraftan da embriyonun tutunabilmesi, böylelikle başta progesteron olmak üzere östrojenle birlikte sağlanmış oluyor. Tabii bunların miktarlarını ne ayarlıyordu? Östrojen ve progesteron salgılanmasında neyin etkisi vardı? FSH ve LH'in etkisi var. LH belli bir düzeye geldiği zaman ondan sonra üzerinden östrojen salgılanmasıyla birlikte yumurtlama olayı gerçekleşmiş oluyor diyor idik. Evet, gelelim testis hormonlarına. Testis hormonları testisteki hücrelerin iki kısmı var. Testis bir leydik hücreleri var. İki Sertoli hücreleri var. Leydik hücrelerinin görevi testosteron salgılanmak. Leydik hücreleri ise bir taraftan spermatogenezi, her ikisi birlikte testosteronun etkisiyle birlikte spermatogenez dediğimiz, hatırlayın daha önceden bahsetmiştik, spermin oluşumu. Sperm oluşumu ve olgunlaşması. Tabi spermler ancak ergenlik dönemiyle birlikte oluşmaya ve olgunlaşmaya başlıyor demiştik. Demek ki burada leydik hücreleri testosteron salgılıyor. Bunlar aynı zamanda erkeklik karakterleri diyoruz. Yani sakalların, bıyıkların çıkması, gırtlağın belirginleşmesi, işte kaslı vücut yapısı olması, diğer taraftan göğüslerin erkeksi yapıda olması gibi durumlar ortaya erkeksi özellikler diyoruz. İkincil cinsiyet karakterleri dişi bireylerde olduğu gibi erkek bireylerde de aynı şekilde ikincil cinsiyet karakterleri ortaya çıkmış oluyor. Sonuç olarak spermatogenez için hem testosteron gerekli hem de sertoli hücrelerinin salgılamış olduğu maddeler ile birlikte, protein yapılı maddelerle birlikte spermatogenez gerçekleşiyor. Spermler oluşuyor ve olgunlaşmaya başlıyor diyoruz. Evet, bunlara ikinci eşeysel özellikler ve diğer taraftan da spermatogenezin, bunlara biraz da söyleyeyim, sesin kalınlaşması, sakalın bıyığın çıkması gibi, bir de spermatogenez. Yani spermlerin oluşumu. Tabii bu arada bol miktarda da protein, enzim yapımı vesaire, bunlar için, hepsi için gerekli diyoruz. Evet, sevgili gençler, hatırlayacak olursak, şöyle bir özetleyecek olursak, endokrin sistem dediğimiz zaman iç salgı bezlerinin salgılamış olduğu hormon adı verilen maddelerin vücudumuzda homeostaziyi sağlama amacıyla gerçekleştirdiği işlemler olarak inceledik bu bütün bu dersimiz boyunca, 4 ders boyunca. Bunlardan en fazla hormon salgılayan, en önemlileri diyebileceğimiz, aslında bunların her biri kendince önemli ama daha fazla aktivite yaptığı için hipofiz bezini en başta söyleyebiliriz. Diğer taraftan onun da ön lobdan salgılanan 7+1=8 tane, değil mi? STH, FSH, LH, LTH, MSH, TSH ve ACTH gibi hormonları salgıladığını, artı bir olarak da endorfinden bahsetmiştik. Diğer taraftan arka lobdan salgılanan ADH, vazopressin gibi, su geri emilimiyle ilgiliydi hatırlayın. Oksitosin doğum öncesi ve sonrasında vücudun, özellikle rahimin hazırlanması, kasılmaları vesaire, bunları düzenliyor diye söylemiştik. Tiroid bezinden tiroksin ve kalsitonin hormonlarından bahsettik.
Paratiroid bezinden, parat hormondan bahsettik. Tiroksin ve kalsitonin antagonistik çalışan iki hormon diye, pardon düzeltiyorum. Kalsitonin ve parat hormon ikisi antagonist, zıt çalışan hormonlar olarak görev yapıyorlar. Diğer taraftan bir diğer bezimizde adrenal bezlerden bahsettik. Böbrek üstü bezleri, kabuk ve öz bölgesinden salgılanan kabuktan 3 tane kortizol, glukokortikoid, bu ismi özellikle söylemiştim çünkü glukoz ve korteks bölgesinden salgılanıyor. ACTH'nin etkisiyle demiştik. Aldosteron veya mineralokortikoid hormonuyla birlikte sodyum, potasyum metabolizması, daha doğrusu kandaki düzeyleri bahsedilmişti. Az miktarda da eşey hormonları buradan salgılanır böbrek üstü bezinden demiştik. Pankreasın salgıladığı insülin ve glukagon hormonlarıyla kan şekerinin antagonistik bir şekilde, kalsitonin parat hormon zıtlığı gibi burada da insülin glukagon zıtlığı var demiştik. Yumurtalıklardan da salgılanan östrojen ve progesteron hormonları yine vücudun bayanlardaki menstrual döngü dediğimiz adet döngüsünü düzenlemede rol oynuyor. Erkeklerde ise testislerden salgılanan testosteron hormonu yardımıyla spermlerin oluşumu, tabii ki burada sertol hücrelerinin de yardımı gerekiyor. Birlikte spermatogenez dediğimiz olayla spermler oluşuyor ve daha sonra epididimde de olgunlaşıyor diyorduk. Son olarak timüs ve timozin epifiz bezlerinden de bahsedecek olursak, epifiz bezi, timüs bezi, timüs timozin salgılıyor da hatırlayalım. Akyuvarların olgunlaşmasını sağlıyor demiştik. Epifiz bezinin ise salgısı neydi hatırlayalım? Melanin pigmenti. Bunun sayesinde de biyolojik saat. Her insanın bir, daha doğrusu aslına bakarsanız sadece insanların değil, diğer canlıların da hepsinde aşağı yukarı bir biyolojik saat vardır. Ona göre vücut metabolizmasını, çok hücreli canlılar için söylüyorum, düzenleyerek dengeye, yani homeostatik dengeye ulaştırmaya çalışırlar diyoruz. Evet, dersimizin sonuna geldik. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Daha sonra görüşmek üzere. Covid'den uzak bir sağlıklı ömür diliyorum. Hoşça kalın.